atam, sen rahat uyum. Yolcusuyuz biz hürriyetin. Bu hikaye arkadaşlığın en güzel halini bizlere anlatan, siyasi görüşleri başına dert olan, sahnede politika yaptığı için turnelerinde olaylar çıkan, hem şarkıcılığı hem oyunculuğuyla gönüllerde taht kuran Melike Demirağ'ın hikayesi. Melike doğduğunda takvimler 3 Haziran 1956'yı gösteriyordu. Şarkıcı Rüçhan Çamay ve film yapımcısı Turgut Demirağ'ın ikinci çocukları olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Muhteşem adında bir abisi vardı. Yıllar sonra babasının ikinci evliliğindense Nevbahar adında bir kız kardeşi olacaktı. Türkiye'nin ilk kadın radyo spikerlerinden biri olan Mabrure Yapar'ın torunuydu aynı zamanda. Anneannesi Mabrure Hanım çok ileri görüşlü bir kadındı. Kızı Rüçhan Çamay ile birlikte Türkiye'de şehirler arası uçak yolculuğu yapan ilk kadın yolcuydu. Bu yürekli kadın 2015 yılında 102 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Melike'nin dedesi Naci Bey ise Türkiye'de demir yolu yapımını gerçekleştiren ilk mühendisler arasındaydı. Dedesi Naci Demirağ Ankara Garı'nı devlet adına inşa ettirmiş, sonra beğenmemiş ve tekrar cebinden ödeyerek yeniden yaptırmıştı. Yani Melike oldukça kültürlü, ileri görüşlü bir aileden geliyordu. Filmci olan babası sayesinde de sinema hayatı başlayacaktı. 1971 senesinde babasının yönettiği Üç Kızgın Cengaver filmi için ilk kez kamera karşısına geçti. Bu filmde Cihangir Gaffari, Sevda Karaca, Beyza Başar gibi oyuncularla başrolü paylaştı. Ama Melike'nin gönlünde müzik aşkı yatıyordu. Filmlerle sınırlı kalmak istemiyor, üstelik şarkılarıyla bir şeyler anlatmak istiyordu. Yıl 1974'tü. Şanar Yurdatapa'nın bestesi olan ve düzenlemesini ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun yaptığı Arkadaş adlı şarkıyı seslendirdi. Bu şarkı ona şöhretin kapılarını tamamen açmıştı. Aynı sene yönetmen koltuğunda Yılmaz Güney'in oturduğu Arkadaş adlı filmde de rol aldı. Bu film 32. Locarno Film Şenliği'nde en iyi film seçilip Altın Leopar ödülünü kazandı. Melike Demirağ ise bu filmdeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Müzik, sinema derken bir de aşka tutulmuştu Melike. İlk şarkısının bestekarı 1941 doğumlu Şanar Yurdatapan'la nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Zeynep Ferah adında bir kızı ve Can adında bir oğlu oldu. Ancak aralarındaki bazı anlaşmazlıklar sebebiyle evlilik bitti. Melike, Sinan Çetin'in yeğeni Orhan Çetin'le evlendi. Ne yazık ki bu evliliği de boşanmayla sonuçlandı. Arkadaş şarkısı o günlerin en çok sevilen ve dinlenen şarkılarından biri olmuştu. Bu şarkı sayesinde Melike de çok popülerdi. Her yerde onun şarkısı çalıyor, insanlar bu şarkıyı birbirlerine armağan ediyorlardı. Ayrıca bu şarkı Melike'nin 1974 Hey dergisi tarafından düzenlenen listede yılın en iyileri ve yılın ümit veren kadın sanatçıları arasında 5. olmasını sağladı. Yıl 1975 olduğunda Merhaba ve Hadi Canım Sen de adlı 45'liklerini çıkardı. Bu sefer Hey dergisinin düzenlediği listede 2865 oy alan Ajda Pekkan'ın ardından 1509 oyla ikinci oldu. Yine aynı sene yılın besteleri sıralamasında Arkadaş isimli beste 3. olmuştu. Hadi Canım Sen de isimli şarkısı ise 7. sıradaydı. 1976 yılına gelindiğinde Ağlamak Ayıp Değil, Ninni, 1977 yılındaysa Pervane ve Işık adlı 45'liklerini çıkardı. Artık herkes tarafından tanınan ünlü bir şarkıcıydı o. Ama tarafı belliydi. Siyasi görüşü netti. 1975 yılında senaryosunu Yılmaz Güney'in kaleme aldığı Sürü filminde Tarık Akan'la başrolü paylaştı. Bu şöhret onu Eurovision'a da bir adım olsun yaklaştırmıştı. 1978 yılında Ertan Anapa, Esmeray, İskender Doğan, Funda Anapa, Kerem Yılmazer ve Melike Demirağ'dan oluşan altılı grup İnsanız Biz isimli şarkıyla Eurovision'a katıldı ve Türkiye finalinde ikinci oldu. Birinci olup Eurovision'a katılamasalar da ikinci olmak büyük bir başarıydı aslında. Yarışmanın elemelerinden sonra da boş durmadılar. Türk sinemasının en komik kadınlarından biri olan Ayşen Guruday'ı da aralarına alarak müziği güldürüyle birleştirip İzmir'de bir şov düzenlediler. Melike de bu programda Gel isimli şarkıyı seslendirdi.
12 Eylül 1980 askeri darbesi olduğunda Melike ilk eşi Şanar Yurdatapan'la evliydi hala. Karı koca siyasi görüşleri sebebiyle yurt dışına çıkmaya karar verdi. 1981'in Şubat ayında Genelkurmay Sıkı Yönetim Askeri Hizmetler Koordinasyon Başkanlığı bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Selda Bağcan, Cem Karaca, Melike Demirağ ve eşi Şanar Yurdatapan'ın 13 Mart'a kadar vatana dönmemeleri halinde Türk vatandaşlığından çıkarılacakları söyleniyordu. Melike ve eşi bu açıklamaya rağmen Türkiye'ye dönmedi. 12 Eylül sonrasında yapılan yurda dön çağrısına uymamış olmaları sebebiyle 1983'te resmi gazetede yayınlanan kararla eşi Şanar Yurdatapan'la Türk vatandaşlığından çıkarılanlar arasındaydı. Hayatları bundan sonra bambaşka bir hale geldi. Eşiyle birlikte 11 sene boyunca New York, Almanya, Moskova, Sidney gibi birçok farklı yerde yaşadılar. Meksika, Amerika, Avustralya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde konserler verdi. 1989'da Almanya'da olduğu tarihlerde Şanar Yurdatapan'la birlikte hazırladığı İstanbul'da Olmak Anadolu başlıklı albümünü çıkardı. Bu şarkı çeşitli sebeplerle ülkesine dönemeyen kişilerin duygularını ifade eden bir şarkı olarak çok popüler oldu. Albüm siyasi göçmenlerin yurt dışında yaptıkları kültür ve sanat eserlerinin Türkiye'ye sokulması ve çoğaltılmasının yasak olduğu gerekçesiyle Türkiye'de yasaklandı. Bu yasak 1989 yılının Aralık ayında kalktı. Türkiye'ye dönmeye karar veren Demirağ, Türkiye'ye gelebilmek için Alman vatandaşlığına geçti ve Alman pasaportuyla 24 Aralık 1991'de Türkiye'ye döndü. 1992'de ise yurttaşlığı iade edildi. Türkiye'ye döndükten sonra sanat hayatına devam eden Melike, 1994 yılında Melike Demirağ 94 yılında adlı albümünü çıkardı. 1997 yılında ise Ruhlar Şehri albümünü piyasaya sürdü. 2001 yılında başrollerini Zuhal Olcay ve Uğur Polat'ın paylaştığı Yeditepe İstanbul adlı dizide rol aldı. Aynı yıl Edison ve Ajda Pekkan'la birlikte kamera karşısına geçti. Şöhretin Sandalı adlı televizyon filminde Ajda Pekkan'ın kardeşine hayat verdi. Aynı dizide Banu Zorlu, Gökhan Arsoy, Tomris Oğuzalp, Halil Ergün gibi önemli isimler de oynuyordu. 2003 yılındaysa başrollerini Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın paylaştığı Gönderilmemiş Mektuplar adlı televizyon dizisinde Selma karakterine hayat verdi. Bu dizide Rojda Demirer, Ayta Çarman, Levent Yüksel, Suna Selen, Necati Bilgiç gibi isimler de vardı. Ünlü sanatçı son olarak 2009 yılında Geri Dönüşüm adlı albümünü yayınladı. Albüm 2020 yılında dijital platformlarda yer aldı. Tüm cesaretiyle bir Melike Demirağ geçiyor dünyadan. İyi ki de geçiyor.